Sinema Sohbetleri özelden herkese merhaba. 12 haftadır birlikteyiz ve sinema konuşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Amerikan İç Savaşı ile ilgili 3 film önereceğim. Birinci filmimiz Lincoln. 2012 yılında gösterime giren filmin yönetmeni ve yapımcısı Steven Spielberg. Türü tarihi biyografik dram. Doris Kearns Goodwin'in eserinin bir bölümünden yararlanılarak uyarlanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1861-1865 yılları arasında yaşanan iç savaşa öncülük eden Lincoln'ün son 4 yılına ışık tutuyor. Amerikan tarihinde çok önemli radikal kararlar alarak ülkenin kaderini değiştiren Lincoln, köleliğin kalkmasını da sağlamıştır. Film çamura bulanmış kuzeyli ve güneyli askerlerin göğüs göğüse muhaberesiyle başlıyor. Daha filmin başında hepimiz Amerikalıyız mesajı veriliyor. Ancak filmin genel gidişatında kanlı savaş sahnelerinden çok gizli kapaklı yürütülen kabine savaşlarına değiniyor. Başkan Lincoln'u ilahlaştırmak yerine aşırılıklardan uzak, günlük hayatınızda her an karşınıza çıkabilecek biri gibi karakterize edilmiş. Esprili yanı vurgulanarak sürekli komik hikayeler anlatan nüktedan kişiliğine de atıfta bulunmaktan geri kalınmamış. Öte yandan olaylar karşısındaki kriz yönetimi, kendine hakimiyeti, gerektiğinde ne kadar soğukkanlı ve mantıklı olarak insanlar üzerindeki hakimiyet yeteneğini öne çıkarıyor. Biraz uzun olmasına rağmen 150 dakika politikanın hangi amaçlara hizmet etmesi gerektiğini özetleyen güzel bir film. Mutlaka izleyin. İkinci filmimiz Amistad. 1997 yapımı, yine yönetmeni Steven Spielberg. Süre 152 dakika. Film biyografi, dram ve tarih türlerini içinde barındırıyor. Sanırım Spielberg bu filmle Amerikan tarihiyle ilgili filmler yapmaya başlamış oldu. Gerçek bir olaya dayanan Amistad, kölelikle ilgili yapılmış en iyi filmler arasında yer alıyor. Amistad aslında bir geminin adı. 1839 yılında Afrikalı köleleri taşıyan bir gemide çıkan isyan sonrası yaşananlar konu ediliyor. Film bir anlamda Afrika'dan kaçırılarak Amerika'ya getirilen Afrikalı kölelerin ilk hukuk mücadelesini anlatıyor. O yılların Amerika'sında sanayileşme yanlısı kölelik karşıtları ile güneyli toprak sahiplerinden oluşan kölelik yanlıları arasındaki gerginlik bu filmde işlenmiş. Bana göre bu filmin en önemli karakterlerinden biri John Quincy Adams. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. başkanı olan John Quincy Adams, 2. başkan John Adams'ın oğludur. Söz konusu olayın hukuki yönünü etkileyen bir kişilik. Adams mahkeme sırasında, eğer mahkeme kanunlara saygı gösterip bu insanlara haklarını teslim ederse iç savaş çıkacakmış deniyor. Çıkacaksa bırakın çıksın sözleriyle özgürlüğün ne kadar önemli bir kavram olduğunu vurgulamış oluyor. Amistad sinema salonlarında izleyici önüne çıkmadan önce mahkemeye çıkmak zorunda kalmış. 35 milyon dolar harcanarak çekilmiş film ancak yargıç kararıyla sinemalarda gösterime girebilmiş. Amerikalı kadın yazar Barbara Chase Rimbaud'un açtığı ve Spielberg'i film konusunu kendi kitabından çalmakla suçladığı 10 milyon dolarlık dava sonucunda film gösterilmesinin durdurulması yolundaki talep reddedilmiş. Filmin görüntü yönetmeni Janusz Kaminski. Schindler'in listesindeki siyah beyaz görüntüler bu görüntü yönetmenine ait. Başrollerde Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Matthew McConaughey öne çıkan oyuncular. Yönetmen Steven Spielberg kendi filmini şu sözlerle anlatıyor. Bu filmi yaparken hiçbir zaman birilerinin öyküsünü
anlattığımı hissetmedim. Hep herkesin öyküsü olarak düşündüm. Bu film tüm uluslardan ve tüm ırklardan insanların mutlaka bilmesi gereken bir öyküyü anlatıyor. Evet, harika bir film. Mutlaka bir yerlerden bulup izleyin. Üçüncü filmimiz Free State of Jones. 2016 yapımı filmin yönetmeni Gavin Rose. En baştan söyleyeyim, bu film Amerikan statükosuna çomak soktuğu için hem eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almadı, hem de 65 milyon dolarlık üretim bütçesine karşı sadece 25 milyon dolar hasılat elde edebildi. Bence tüm kusurlarına rağmen bu konuda yapılmış en iyi filmlerden biri. Kısmen gerçek olaylara dayanıyor. Kanlı bir savaş sahnesiyle başlayan film, ölüme giden Güneyli askerlerin çaresizliğini gözler önüne seriyor. Amerikan İç Savaşı yıllarında Güney'de fakir bir çiftçi olan Newton Knight, yüksek vergilerden, savaşlardan ve yok yere hayatını riske atmaktan bıkmıştır. 1862'deki Korin Savaşı'nın ardından kendisi gibi çiftçiler, köleler ve firarilerle birlikte Güney Konfederasyonu'ndan ayrılarak Jones County, Mississippi'de bağımsız bir devlet kurulmasına öncülük eder. Bölgesel hükümetin isyanı bastırma çabası bir yana, savaş bittikten sonra bölgeye gelen birlik ordusunun da statükoyu korumaya yönelik girişimleri bu filmde adeta deşifre ediyor. Afrika, Amerika kökenlilere dağıtılan topraklar ellerinden alınarak eski Güneyli zenginlere geri veriliyor. Kölelik kalkıyor, ancak yerel yasalarla birçok şey eskisi gibi devam ediyor. Savaşın hemen ardından Ku Klux Klan'ın ortaya çıkışı ve öldürdükleri insanlar, hepsini bu filmde görebilirsiniz. Filmin normal akışında zaman zaman paralel kurguyla 86 yıl ileriye geçişler var. 1948 yılında halen Amerika'da pek fazla bir değişik olmadığı bu mahkeme sahnesinde gösteriliyor. Newton Knight'ın verdiği mücadelenin benzerini kendi köklerinden torunları da vermek zorunda kalıyor. Ve bu mücadele halen devam ediyor. Gerçi filmde kurtarıcı beyaz adam mitosu yok değil, ancak yine de olaylara sınıfsal bir bakış mevcut. Bence iyi film, mutlaka izleyin. Oyuncular Matthew McConaughey, Kagu Matbaha Reeve, Marashala Ali, Kerry Russell başrolleri paylaşıyorlar. İyi film, mutlaka izleyin. Evet, bu hafta da bu kadar. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sinemayla kalın, sağlıkla kalın.